Ben bu adamın profilini kafamda çizemiyorum. Şimdi bu adam gecenin saat bir buçuğunda etrafta incin top oynarken yani seni kimselerin görüp kapamayacağı bir saatte seni yaşadığın evin bahçesine çıkartmıyor da sen istediğin zaman oturup anlaşmışsınız anında boşanıyor mu? Bu hangi bu hangi tip bir adam ben anlayamadım bunu. Abla hani aramızda hani ihanet kesinlikle olmaz. Biz ihanetten biz e, en, bahsetmiyoruz. başından hani en başından evlenmeden bir dakika, önce biz dedik. ihanetten hayır, hayır, ihaneti sen şu an ortaya attın. Kimse hayır. sana ihanetten bahsetmedi. Hayır şöyle ben izah edeyim. Biz en başından evlenmeden önce hani araya kimseyi sokmadan boşanmak istersen boşanırsın gibisinden konuşma oldu. He. E keşke en onu başından. keşke konuşurken ben kapının önüne gideceğim, çöpü de dökeceğim diye de konuşsaydın keşke. O kadarını o zaman o kadar bir şey Hayır, yoktu. bu Bak şimdi çok yani Evlenmeden önceydi o. Tamam çok medenice <laughs> oturmuşsunuz demişsiniz ki biz istediğimiz zaman böyle ayrılalım falan. Evet. Ha, ama bu başında, adam seni çöp dökmeye göndermiyor. Şimdi bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yani nasıl? Ama hani yoktu daha önce böyle çöp atma gibisin bir şey yoktu. Bu evlenmeden önce yapılan bir konuşma. Tamam sen ne kadar zamandır çöp atamıyorsun dışarıya? Ben çoğunlukla hep eşimi aşağı inerken eşime verirdim çöpü. Yahu at. ben de eşim atarsa çok memnun olurum. Kimse de çöp atmaya bayılmamış. Fakat çöp atmaya çıkamamak <laughs> bir mevzu. Tek başına Herkes atsın. çıkamıyordun. Sen... Çıkmam da fazlada çıkmam hani. Bak kızım sen evet, kendi sor çöp atmaya işini... Çıkmam. çıkmam abi, Markete hani... gidemem dedin. Gitmem. Herhangi bir şekilde ama, ama okula ayrı. gidiyorsun istediğin zaman. Okula istediğim zaman gitmiyorum. Annem götürüyor ya da kardeşim götürüyor. Ama bazen Zor durumda sen de, kaldı... ben de götürüyorum de nasıl de, bir adam, Zor durumda kaldım yani? e, annemin işi olduğunda kardeşim çalıştığı bak, zaman Meryem, arıyorum Meryem, ben götüreceğim çocuğu. Meryem bana bak tamam, sen çöp dökmeye üşendiğin için mi çöp atmıyorsun? Çöp dökmeye izin vermediği için dışarıya iki adım atmana izin vermediği için mi atmıyorsun? Çoğunlukla ikincisi i̇zin, Çoğulluk... vermedi, izin vermediği için çıkmam. Hı. Aslında sen kendin çöpünü dökmek istiyorsun yani Yani ha? Yani döküyorum. Yani ne bileyim ya, birçok kadına keşke bana da izin vermese der yani anlatabilir yani Ben niye çöp atayım yani atsın o başka bir mevzu Senin dışarı çıkamaman başka bir mevzu Yani bahçe kapısından dışarı çıkmama izin vermez abla Niye? İstemez bilmiyorum Peki yapısı sen, böyle Tamam sen niye bu adamla bir hayat sürdürmek istiyorsun bir de öğrenmişsin ki çok kötü bir şey sana Ama bunu madden... ben ne zaman öğrendim? i̇lk tartışmalar, aile içinde olan ilk tartışmalar, kaç tartışmalar olduğu Kaç yıl önce öğrendin zaman? sen bu olayı? Ee, Hızır doğmuştu 3 yıl. Yani kayınvalidem ölmeden önce. Tamam peki bunu bu Mehmet Ali'nin... mevziyi de mi? depremden e, yaklaşık 3-4 ay önce. önce. Do doğumdan, doğumdan, önce. Doğumdan önce evet bunu söyledi bana. Yani aslında 1 yıl önce falan. Yani sen bunu 2 yıl içinde tuttun. 1 yıl önce ne oldu da söyledin diyor. Bak sen diyor boşanmak Dep istedin o zaman 4, diyor. 4-5 ay önce 4, 5 ay önce söylediği lafla. Yani yaklaşık beş ay önce eşime böyle böyle söyledi. Ha söyledim. beş ay önce? Evet. Yani o dönemde de yanıma geldiklerinde depremden <laughs> dolaşıyorlardı ya arabayla. Ha depremden Arada bir, sonra söyledi bunu? Depremden sonra evet. E tamam sen niye o zaman depremden sonra senin annen de bana bundan iki yıl evvel bunu söylemişti deyip adama bunu söylüyorsa? Aramızda tartışmıştık. Ama yine. az önce öyle söylemedi Müge Hanım. Az önce annem ölmeden önce ona söylemiş. Hmm. Söyledikten bir süre sonra ona... Evet. Mehmet Ali'ye izah ettiğini söyledi. Şimdi de depremden sonra söylüyor. Depremden sonra Mehmet Ali'ye söyledim. Hasan abiye de gitmiştik. Yani o tamam az önce böyle bak, söylemedin ki. Bundan beş ay önce sen kocana gidiyorsun diyorsun ki evet. annenle kardeşin senin için bunu söylediler. Evet. Şimdi kardeşine saldırmışsın öyle diyeyim üstü kapalı. Şimdi bu iki buçuk yıl insanın içinde tutacağı bir mevzu olamaz bir kere. Üstelik ama, söyleyen kayınvalidense bak. Ama tar Komşu söyler hadi dersin iftira atıyor. Başka nedenleri var. Ya kayınvaliden böyle bir olayı söylediği andan itibaren e, zaten ya yani aklım almıyor seni bunu susu bu kadar yiyecekler. zaman içinde tutabilmen. anında gidersin. Abi anında ama bitirsin. niçin niçin ben söylemedim? Çünkü o ara gerçekten kayınvalidem de kayınbabam da ayrılmamızı istiyordu. Çünkü Mehmet Ali onları saldırmasını istiyorlardı. Ben bunu bir yalan bir bahane olduğunu düşündüm. Peki madem yalandı niye o zaman kocan da bunun tartışmasını yapıp boşanmaya kalktığında o seni ikna etmeye çalıştı? Ben boşanmaya kalkmadım. E, öyle diyor işte o ayrılmak evet. istiyordu O, o Ya tır... geldiler yani öyle bir tereddütle geldiler. Ben boşanmaya hiç bir şekilde düşünmedik boşanmayı biz. Hayır niye ko kocan o zaman sana ya da ailene bu tarz bir şey söyledi ki sen de ona onu söyledin? Yok aileme değil o ara niçin tartış bir şey için tartışmıştık. Niçin seni mi kıskandı? Herhalde bilmiyorum o Tam neden, neden söylemedi kıskandı seni. ama hayır bak bu 5 ay öncesi senin ee, neden kıskandı da sende ona onu söyledi. Kıskanma mevzusu değildi galiba Neydi? ama Neydi? Hani bir şey için tartışmıştık. Aramızda olan bir hayır, şeydi. Hayır şimdi hayır. Halı halıyı niye bilmem ne yaptın dediğinde sen de kardeşine saldırmışsın denmez. O sana böyle can yakıcı bir şey söyler. Sen de ona onu söylersin. Mesela atıyorum o dayı oğlunun kuşak sarma meselesi gibi bir mevzu olur. Sen de dersin ki sen beni dayı oğlundan amca oğlundan kıskanana kadar senin annen de bunu söylemişti dersin. Şimdi bak lafın bir gidişi vardır. O işinde kusura bakılmasın en büyük ustalarından biri olduğumu artık saklamayacağım. Ha mı sana o ne dedi de sen de ona o kardeşi mevzusunu attın bundan beş ay önce ortaya. Yani senin ne, kimden kıskandı bu? Ya e, bir ara komşular geliyordu. Onlardan kıskandı. Hangi komşular şey, kıskandı? E, konteyner kenti yapanlar vardı. Bazen geliyorlardı. İstemiyordu gelmeyi işte. Kim kimden kıskandı seni? O oradaki çalışanlardan. Niye çay yapıyorsun? Niye kahve yapıyorsun gibisinden tartışmışlar. He. Oradaki çalışanlar ben tanımıyorum. Hani konteyner kentte çalışanlardı onlar. Şimdi konteyner kentte bütün çalışanlara sen çay yapmayacaksın. Hayır, Hayır. Birkaç kişi geliyordu. Hatta Mehmet Ali de orada çalışmıştı sigortalı bir şekilde orada çalışmıştı ki kendisi getiriyordu oradaki çalışanları. Yani Meryem ben seninle anlaşamıyorum bu şekilde bak net soruyorum net cevap istiyorum. Sen Sizin konteyner kentte dediğiniz hani o hala fayanslarını yapmaya çalıştığınız konteynerle mi alakalı? Yok karşımızdaki yani ailemin karşısındaki konteyner kent. Ailen de mi senin konteynerde yaşıyordu bu evde olmadan önce? Yok Müge hanım. Orada çalışıyordu. Çalışıyordu, çalışıyordu. orada. çalışıyordu. Ama sen neredeydin? Kendisi annesi gilden bazen çay falan yapıyordu. Yani tamam. sen annenden çay yapıp oraya mı götürüyordun? Kendi, kendi arkadaşlarını getiriyor arkadaşları. mesela. Ama geçiriyor. normalde orada da çay yeri var yani. Bir dakika. Konteynerde çalıştığı arkadaşlarını senin annenle yaşadığın eve mi getiriyordu? Bazen getiriyor, getiriyordu. Getiriyordu. Yani. Sen de onlara çay mı yapıyordun? Evet. Tamam. Çay ya da kahve istiyorlarsa. o Tamam. Tarz e peki şöyle. kendisi eve getiriyor. Sen de çay getiriyorsun. Niye kıskanıyor bunu? Neyi kıskandı? Bilmiyorum abla. İstemez yani mesela dışarı böyle biri varsa dışarı çıkmamı istemez. Biri oturuyorsa mesela arkadaşlarından falan. Böyle bir durum falan. olsaydı Mehmet Ali öyle getirmez ki Peki eve. niye Sonradan zaten kavga ederek çıktı. Bir o defa iş Mehmet Ali eden... hiçbir işçiyi evine sokmaz. Ev Yok. değil bahçe. Bahçe. Az önce Annesini, eve annesinin bahçesinde. bahçesinde. Annesinin bahçesinde. Ben bir seferliğine gittim oraya. E tamam peki kim yapacak sen çıkmayacaksan çayı kim getirecek? Annemden ister. Ha, sen kendin getirdin o da ona mı kızdı? Kızma değil. Hani çıkardım ben otur, oturursam mesela oturmamı da istemez orada. Biri varsa bahçede hani evin önünde yabancı dışarı çıkıp oturmamı tamam, istemez. Tamam niye kavga ettiniz? Oturdun mu ki kavga ettiniz? Oturmuştum evet. Niye oturdun gibi bir tartışma çıktı. He. Ertesi günü zaten pazardı gezmeye gidecektik. He. Samandağ Baraj'a gitmiştik. Oradan da bu konu yine açıldı tartıştık. Sen annem böyle böyle söyledi ablanla beraber dedim ondan sonra Ama Hasan o sana, abiye sana ne gitmiştik. dedi de senin annen bunu söyledi dedi. Hani niye oturdun? Niye hani iki, iki erkek yanında hani eşim bir kişi daha vardı. Yani erkek erkeğe muhabbet edeceğiz. Sen niye oturdun yanımızda Peki gibisinden. Peki ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Yani gece şimdi bu adam kaybolduğu gün eve geliyor. Sen kapıdan dışarı bile çıkamayacağını biliyorsun da o adam gidip inşaat işçisi arkadaşlarına, orada çalışma arkadaşlarına Kahve getirdiğinde... için getirirdi abla. E tamam niye o zaman gittin masalarında oturdu? Masada oturma değil. Dediğim hani şöyle otur... Şey büyük masa var. Sandalyeye oturdum Çocuklar da oyun oynuyor. Yavrum otur. Ben senin oturmana hiçbir şey demiyorum zaten. Otur Çocuklar da. da dışarıda oyun oynuyorlardı. Bak otur. Ben senin oturmana karşı değilim. Ama o zaman niye o adam kaybolduğu gün kimle geldi, nereye gitti, arabayı mı soktu dediğinde gecenin saat bir buçuğunda kimse yokken sadece kocan varken kapıdan çıkamıyorsun? Şimdi hangisi çıkmam ya? Çıkmam abla çıkmam. Ben 7 yıl alışkanlığı derler ya 7 yılın alışkanlığı çıkmam. Yavrum. Kapıdan evet. dışarı çıkamıyorsan o adamın getirdiği adamlarla o masada oturmaya da cesaret edemezsin adam Ama odur ya. Ama masaya değil kenara oturmuşum çocuklarla kenara... otur. çocukları bekliyorum. Ya hani gece saat yolda. bir buçuğunda o evi gördük kapıdan çıkıyorsun ya kapısından normal bahçe adamdı orada. Sana biz bu mevzuya biz nereden geldik? Bu adam içeri tek mi geldik tek mi girdi kaynak makinesini indirdi mi kaldı sen ne dedin? Ben dedin o merdivenden bir adam atıp o bahçeye giremem dedim. Değil mi? Bahçeye giremem değil. Ben yani dış kapı. Bahçe kapısından dışarı çıkmam dedim. Ama ne? Bahçeye Kucamda... giremem de dedim. Hayır, ben Kucamda... bahçeye inemem dedim. E de... Ben bahçeye çıkamam dedi. Bir e de orada çıkmam. deneme yaptınız ya. Çamaşır makinesi için. Hı. Onu babası kaldırıp yukarı çıkarttığını söyledi ya o gün siz söylemiştiniz deneme amacıyla. Onu abisi yaptı. Abisi eri yarı. Hafiften yok, kaldırabilir abim değil. onu. O arada polisler de geldi. Yani. Akşam bana söyledi bunu. Senin abin onu kaldırmış. baban değil. Hayır bir baban dakika değil. sen şimdi bahçeye ya. çıkamıyorsun sen, o gece. Yani bahane bak gelen orada bir bir <laughs> senin kocan var. Aynen. <laughs> evet. Sen bahçeye de. çıkamıyorsun yani. Ben senin yerinde olsam zaten kalabalık bir yerde oturuyorsunuz. Genç bir çiftsiniz. Hazır kimse yok. Yani git bir de yanaklarını öp hoş geldin kocacığım de mesela. Sen onu diyemiyorsun. Adamla tek başınasın. Yanında hiçbir adam da yok senin dedi bildiğine göre. Bildiğim kadarıyla yok. He. Yani arabada var. Sen mi, oraya çıkamıyorsun mu ama o adam konteynerde çalışan işçilerle beraber sizin bahçeye geliyor. Sen onlara Gündüz. çay kahve gece gecesi saatlerin. getirip orada Getiriyor. oturabiliyorsun onlarla. Yanlarında değil abla sadece. Hani Masaya tam masanın kenarında o, oturmuşum. Hani kendilerine kahve yapmışken ben de kendime kahve yapıyorum. Çocuklar da izliyorum. <laughs> ya arkadaşlar valla ben bak bir şey için söylemiyorum ama sizin anlattıklarınızın hiçbiri tutarlı değil. Yani, bak değil. Hanımefendi. Yani ben sana, ben sana bak ben sana kendimden örnek vereyim mi? Ben bahçeye de çıkarım, çöpü de dökerim. Bir yere gitmem gerekiyorsa da giderim. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi benim kocam getiriyorsa eğer beş tane adam eve tabii ki çayını kahvesine getir ama yanlarında oturmam. Yani. Veya... Çünkü onlar erkek erkeğe gelmişler. Zaten şey eğer oldu. beni yanlarında ben isteseler eşleriyle gelirler diye düşünüyorum Zaten bahçeye sokmayan bir adam adamların yanında, yanında nasıl oturttur. oturtur? İşte, <laughs> yani bu ne perişan yani, bu ne ya Yani nasıl oturtur? Yani yüzde yüz Hadi. hanımefendi. Yüzde yüz. Ay bilmiyorum bende mi var. sıkıntı var Abi yani? kendi oturuyor ben de orada oturuyorum. Ama neden hani ben niye oturuyorsun? Kızım işte oturmazsın oturmazsın. O adam hele seni böyle kapı... ben çocuklar için oturuyorum. Kavga etmesinler düşmesinler diye oynuyorlar. O yükseklik var tamam, mesela orada Tamam nerede? Bak yavrum çık. Ben seni çıkmana bir şey söylemiyorum. Ben sana dün de söyledim bu esaret hayatı doğru bir şey değil zaten yani. Bu nasıl bir baskı? Yani bu eşim nasıl bir burada şey de... oturur. Ben orada otururum yanında biri varsa. Ya çıkamıyordun daha önce bize söylediğin sen o bahçeye. Bahçe kapısından dışarı çıkamıyordun. Hayır çıkamıyordu. öyle demedi. Akşamları so akşamları Hayır öyle demedin. Ben sokak kapısının dışına çıktığım zaman eşim bana kızdığı için o geldiği akşam ben sokak kapısına çıkmadım. Ne yaptı? Arabadan bir şey indirdi mi? İndirmedi mi? Ne yaptı? Görmedim dedi. Ben bahçe kapısından He. dışarı çıkmam dedim. Bir de dün Hayır. telefon Sokağ görüşmesi oldu ya dün. Kayıtlı hepsi. Ne söylediğini. Dün akşam kayıtla, bu dün, ben dün bahçe birisi aramıştı ya. Evet akşam dedik, bir saatlerinde. O kapısı. O bahçe, bahçe senin kapısından dedik. dışarı çıkmam. O bahçe senin dedik. Konuştuğumuzu biz çok iyi hatırlıyoruz. Hatta kayıtları da var sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs>